Alo. Alo. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Kıstım. Şahanesiniz. Hoş evet. geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım şu anda. Ah canım. canım. Nasıl heyecanlı yenelim? Soru cevap yapalım. Evli misin? <laughs> evet ben yeni evlendim. Tamam. Kaç yaşındayız? Ay önce. Ben 47 yaşındayım ama benim şu an bu ikinci evliliğim. Tamam. 47 yaşındasın. 2 ay önce evlendin. Mutlu musun? Hayır değilim. Niye? Ee, sonra boşalttıktan sonra epey bir yıl kadar bekar er, kaldım. Sonra işte çok kolejim bozuldu falan. Allah tövbe estağfurullah neler duyuyoruz. Peki, evet, çok acılar kaç acılar yıllık evliydin? Kaç yıllık evliydin? O 12-13 yıl kadar evliydim. Ee, kız kardeşinle eşinin beraberliğini sen mi yakaladın, sana mı söylediler? Ben zaten mesajlarını yakalamıştım, ah. hareketlerinden yanımda, hareketlerinden de anlıyordum. Ama eşimin birçok arkadaşı da bunu biliyormuş, benden saklamışlar. Sonradan bana herkes anlattı. Dünya başına bir yıkıldı. Bir tarafta bir can de... parçan, canının evet. yarısı kız kardeşin, Hı. bir tarafta evet. da kocan. Evet. Çok çok nispetler yaptılar. Çok acılar çektirdiler bana. Bir de nispet yani yapmışlar. Şimdi, evet. Yani şimdi ayrıldılar ama şu anda. Ee... Yuva yıkanın yuvası olmuyor. Asla olmaz. Asla olmaz. Evet. Peki. Öbür eşini konuşmayacağız galiba. Yeni eşinden Hayır. bahsedeceğiz. <laughs> evet. Ben ben sevdiğimi zannederek bir evlilik yaptım. Nerede tanıştınız? Bir arkadaş partisiyle tanıştık. Tamam. Ee, evlendikten sonra, aynı eve girdikten sonra anlaşamadığımızı attım. Bir soğukluk girdi içime. Ayrılmak istiyorum. Etrafımdan tanıyorum. Çocuklarım var. Onlardan tanıyorum. Etrafından mı tanıyorsun? Evet. Ayrılmak istiyorum. Kendisi iyi bir insan aslında ama biz anlaşamıyoruz. Kesinlikle. <laughs> Şimdi bak burada psikolog varken ben konuşmayayım. Arkadaş arkadaşı olsak bir şeyler söylerdim ama Esra'ya bırakacağım ya bunu. <laughs> evet. Ya hiç kimse için bu hayatı yaşamaya değmez. Ben sadece bir arkadaşın olarak sana bu tavsiyeyi verebilirim ama bir psikolog ne der bir dinleyelim bakalım. Şimdi e, bir kere e, insanları asla mutlu edemeyiz veya insanları mutlu asla. etmek için de yaşayamayız. Mesela benim hep bir sözüm vardır. Bazı insanları yani insanları mutlu edemeyiz. Bazılarını asla mutlu asla. edemeyiz. O yüzden kendi hayatımızda kendi normlarımızla, kendi doğrularımızla yaşayacağız. Hele siz hayatınızda en büyük travmayı üstelik yayın yakınınızdan yaşamış kişisiniz. Siz artık insanların ne dediğini hiç umursamayacak kişi olmanız lazım. Kendi mutluluğunuz doğrultusunda olmanız lazım. Bazen ben derim ki mutsuz bir ilişkiden vazgeçebilmek mutsuz bir ilişkiyi sürdürmekten çok daha büyük bir başarıdır. O yüzden buradaki siz aslında kendinizin herhalde dışarıdaki insanlar ne der? Yine bu evliliği de yapamadı, başarısız mı oldu diyecek diye çekiniyorsunuz ama burada eğer siz kısa bir sürede Anladıysanız, biz aynı evde yapamıyoruz, anlaşamıyoruz, hiç ortak noktada buluşamıyoruz diyorsanız, gerçekten de karşı tarafla denediyseniz ve hiçbir şekilde olmuyorsa, ayrılmanız çok daha doğru. Lütfen hayatı kendiniz için yaşayın. Ben ne dediğini Elalem ne der? Elalem şunu der diye yaşarsanız sadece evet. mutsuz olursunuz. Emin olun mutsuz olursunuz. Ve dünya insana verilen en güzel armağan yaşam. Ben onun ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ben de aynı şeyi yaşadım. Şimdi bir kere evlenip boşanıyorsun, insanlar şey der. Aa yani. Olmadı, yapamadı. Ama ikinci defa evlenip boşanıyorsan başarısız eş. Ya, bunda yaşım. var bir tuhaflık. Şimdi ama sen ne yaşıyorsun? Neler çektin? Hangi zorluklarla karşılaştın? Ayağına ne çelmeler takıldı? Nasıl bir ihanete uğradın? Bunu hiç kimse düşünmez. O yüzden kendi o kapıyı kapattığın zaman o derdi sen lazım. O derdi çekerken de kimse yanında olmuyor değil mi? Evet ve hani şunu da düşünmek lazım. İnanın mutsuz bir evlilikten, mutsuz bir birliktelikten yalnız olmak da çok daha çok iyi. Güzel. Kendi hayatını kurarsın, kend çocuklarınla baş başa kalırsın. Yani illa hayatımızda bir partner olacak diye mutsuz bir ilişkiyi böyle Hiç. sündüre sündüre sürdürmeye çalışmayın. İnanın ayrılın bakın yalnızsınız Kim İlişki şunun için yaşanır mutluluğunuza mutluluk katmak için. Sizin evet. var olan mutluluğunuzu bozuyorsa zaten o ilişkinin hiçbir anlamı yok ki ne yapayım öyle ilişkiyi. Yaşa Esra ya valla iyi ki varsın. İyi ki sen de varsın. Ya valla iyi ki varsın. <laughs> Hadi dertleşelim. Dertleri paylaştıkça azaltalım ama işi uzmanına anlatarak bırakarak. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sesinizin tonundan öyle bir anlıyorum ki sanki böyle dünya yıkılmış siz altında kalmışsınız. Galiba öyle. Ne oldu? Ee, söyleyeyim. Ben 6 yıllık evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ee, biz evlendiğimizden beri eşim açık saçık videolar izliyordu. Hmm. Sonra ben bunu eşime söyledim. Hani, taklamıyor da. Ee, söyledim. O da bana dedi ki sen erkeğim hani benim ihtiyaçlarım olabiliyor hani her zaman sen benim yanımda olmuyorsun iş yerindeyken falan dedi neyse sustum sesimi çıkartmadım hı hı. bir senede de eşim e, benim montaj işine gidiyor bulunduğu bölgelerdeki e, yani eskot bayanlara bakıyor sonra ben iki sefer aradığımı gördüm inkar etmiyor ama diyor ki benim arkadaş ortamım farklı. Yani biz arkadaşlar arasında öyle şeyler hmm. konuşuyoruz, yapıyoruz hani. ama gitmiyorum kesinlikle. Öyle bir şey yok. Tövbe Bakıyor ben yani sadece. Diyor. Nasıl evet, yani mesela anladım. buradan X şehre gidiyor. Şimdi şehir ismi de vermek istemiyorum. X şehre gidiyor. <laughs> o, yani arama motorlarından o bölgedeki şeyleri mi arıyor? Evet. Tövbe tövbe. Sonra e, biz onun eşinin memleketine gitmiştik geçen sene ben oradaki hani baktıklarını da gördüm ama biz sürekli beraberiz hani ben siz bir yere gitmez ben siz bir yere gitmem yani yapacak bir fırsat alanı da yok aslında çünkü kendisi beni yanından ayırmıyor. Peki o eylemi yapması mı senin için önemli bakması da aynı şekilde önem arz ediyor mu? Bence hepsi önemli. Hepsi önemli. Peki sorun ne? Yani ne sormak istiyorsunuz banımıza? Ben sordum eşime neden hani bakıyorsun falan diye. Bana sürekli diyor ki biz arkadaş ortamı işte sen bizim muhabbetleri bilmezsin sen bayansın. İki gün önce yine aynısını sordum ve bana cevap vermedi artık bıktım ben senin bu sorularından anlamıyorsun sen dedi. Sonra bana konuşmuyor şu anda. Şimdi ben tabii bu noktada bir şey yapayım. Şimdi bu özellikle ee, ayıplı videolar yazılmış. Şimdi Rütü'ye göre konuşuyoruz ya onun için öyle söyleyeyim. Ama saklamıyormuş ben de. ayıplı videolar izlediğinde. Bu aslında erkeklerde özellikle ergenlikten beri gelen bir alışkanlık süreci olarak devam ediyor. Şimdi günümüzde bunlar ayıplı videolar, geçmişte bunlar dergiler ya da farklı şeyler olabiliyordu. Bunlar ergenliğin ilk girişinde cinselliğini keşfederken erkeklerin bir alışkanlık süreci olarak devam ediyor. Orada tabii farklı fanteziler şeyler görüyorlar ya da farklı bir dinamikle kendi kendilerini hani rahatlatma amacıyla kullandıkları bir eyleme ama bir alışkanlık eylemine dönüşüyor. Ve maalesef erkekleri biliyoruz ki sohbet alanları kısıtlı. Özellikle mesela işte ya işte futbol, işte para ya da cinsellik üzerine sohbetleri erkek gruplarına baktığınızda ya da erkeklerin sohbet alanlarına baktığınızda bu üç alan üzerinde dönüşürler. Ee, ve kelime dağarcıkları kadınlara göre daha kısıtlıdır ve daha çok bu alanlarla ilgili konuşurlar. Şimdi tabii herkes bunu kabul ederken zorlanıyor ama işte açık dediğimiz videoları izlemek maalesef bir ergenliğin alışkanlığının devamı olarak ilerleyebiliyor. Ve gerçekten sadece araştırmak, oradaki Atıyorum işte e, o kadınların sitelerine bakıyor olmak da bir alışkanlığın devamı ya da erkeklerin aralarında işte iletişim gruplarında atıp güldükleri, eğlendikleri bir video ya da bir kişi eylemine gelebiliyor. Şimdi bizim için aldatmak nedir? Aldatmak iletişim varsa aldatmaktır. Yani karşılıklı iletişime geçecek. Yani bir dakika ayıplı video izlemek aldatmak değil. Değil. Çünkü tek taraflı bir eylem İzlesin var. İzlesin adam diyor. Yani şimdi tabii bunu bana kızıyorlar. Bunun tabii birçok boyutu var. Dini boyutu var. O, o boyuttan bakanlar kızıyor farklı boyutu ama mesela cinsel terapistler bu videoları karı kocanın birlikte izleyerek daha e, cinsel hayatlarını renklendirdiklerini söylüyorlar. Yani kocamı izlerken yanına oturup ben de izliyorum. Evet. Yani bunu öneriyorlar. Şimdi bazı cinsel terapistlerin bunu önerdiklerini biliyoruz. O yüzden Burada şunu söylemek lazım. Bizim için aldatmanın uz neden kendinizi üzmeyin diye diyorum. Birçok erkek bakın yüzde %99 birçok derken 99 diyorum. Bu videoları izliyor. <laughs> Hattacık <laughs> Ergenlikten itibaren izliyorlar. Şimdi biz şey diyoruz. Siz de birlikte izleyip kendi cinsel hayatınızı renklendirebilirsiniz. Bunu cinsel terapistler, yabancı cinsel terapistler tavsiye ediyor. Ama siz hiç istemiyorsanız bunun dini boyutu da var. O yüzden ben o konuda çok bilgili değilim. Bana bazen yazıyorlar. O başka bir alan. Ben o konuda çok bilgili olmayabilirim ama psikolojik açıdan baktığımızda bunu birlikte partnerlerin izlemesi cinsel hayatlarına keyif ya da renk katabiliyor. Bizler bu alanda hani şunu demiyoruz. Aa izledi, aldattı bu adam. Diyemiyoruz çünkü aldatma için karşı tarafta oradaki videodan kadın çıkacak, onunla iletişime geçecek, birlikte texting ya da sohbet edecekler. O zaman aldatma. Ben burada nerede yani rahatsız oluyorum biliyor musun mesela? Hadi tamam o ayıplı video izledi. Hadi şimdi konuşamıyorum da yani <laughs> Bir yere kadar hadi tamam izledi. E, kadınlar da bazı şeyi görmemezlikten gelmesi gerekiyor. Evet. Hı? Uzmanlara göre öyle diyorlar tamam. Burada bir problem tamam bir yere kadar var kimilerine göre kimilerine göre yok falan. Bu tartışılır. Hemen üzerime gelmeyin sakın. Burada problem nerede? Her gittiği şehirde evet o da motorlarından arıyor. Evet. Bu Ama tehlike. Niye arıyorsun? Şimdi şöyle, bazen bu şunu çok danışanım gel şunu da duydum. Burada orada aramayı ya da o fotoğrafları aynı o ayıp videoları izliyor gibi bir fantezisel durum içinde hayal dünyalarında da canlandıranlar var. ben kendim bu, bu noktada aldatılmış hissederim. Evet. Ama şöyle şimdi adam gitmiyor kadının hep yanında o bölgeye gitmiş hep yanımda diyor bir yere gitmiyor ben, diyor. Anladım, ben ben. Şimdi eğer o bölgeye gittiklerinde Çok öyle gördük, adam. adam bir bakıyorsun 7 yıl sonra bir çocuğu çıkıyor. E, i̇şte ama evden şimdi siz diyelim ki atıyorum İzmir'e gidiyorsunuz ve İzmir'de o motora baktınız arama motoruna e, adam İzmir'de hep yanınızda 5 dakika bile gitmediyse ne yapıyor bu adam diye de düşünürsünüz. Ya da bazen bakın e, bazen şunu da yapıyorlar ya ben gittim işte şunu yaptım bunu yaptım diye erkek arasında sohbet de olabiliyor bu havada atmak için hiç yapmadıkları halde yapıyorum diyen erkekler de var. Ya herhalde sadece karımla mı olacağım aldatıyorum ben light erkek miyim deyip gruplarda yazışan ama gerçekte hiçbir şey yapmayan erkekler de var. Yani arkadaşları hava olsun. Arkadaşları diye. hava olsun diye böyle bir şey söylüyor. Siz şuna bakacaksınız. Bir arama var mı? Bir iletişim var mı? İletişime geçilmiş mi? Bir yazışma var mı? İletişim varsa o kadınlarla iletişime geçildiyse ya da Atıyorum bir otel'e gittiyse bir başka bir şey yaptıysa o zaman aldatma diyebilir. Sadece bu unsuru arasında tabii oğlum ben de yapıyorum diyerekten, sadece arkadaşıyla yazışan kendini böyle daha erkek göründüğünü zanneden zannetmek diyorum bana göre değil. Zanneden kişiler var. O yüzden hani gerçekten bir iletişim unsuru bulmadan bu aldatmak sayılmıyor psikolojiye göre. Peki. Başka alanı bilmiyorum. Şimdi hazır Esra yakalamışken bu konuda çok muzdarip olan çok kadın var. Bana çok yazıyorlar. Yani ben diyelim ki kocamın ee, ayıplı video izlemesini istemiyorum. İşte tuvalette, banyoda, pıtı pıtı orada burada yakalıyorum. Adamla yüz göz olmak da istemiyorum. Bundan onu caydırmak da istiyorum. Bir psikolog olarak bana tavsiyen ne olur ya da bize biz kadınlara. Ne yapmamız lazım? Şimdi eğer siz bundan caydırmaya çalışırsanız sizden gizli yapar. Şimdi bunu çok açıkça söylemek e zaten istiyorum. Gizli yapıyor, ben anlıyorum, görüyorum Hayır, falan. Daha da gizlemeye çalışır. Çünkü hani hep dedim ya bu çocukluktan gelen artık cinselliğini ilk keşfettikleri zamandaki bir alışkanlık. Şimdi sen adama dersin bak açık video seyretmeyeceksin. Adam evet korkar sizi kaybetmekten. İzlemem der. Gider gizli yerden tık 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 bakar. Bazen Şansımızı değiştirebileceğimiz şeyler için kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu değiştirmesi çok zor bir şey. Burada gizlice yani bazı şeylerde çok baskıladığınız zaman adam gidiyor gizlice yapıyor. Yani şunun gibi sokakta açık kadınlara işte açık kıyafet gitmişe bakmayacaksın. Sizden korkar bakmaz gider ama en ufak şeyde yapar. Peki o yüzden bazen baskılamak niye doğru değil. Bunu, Çünkü bunu, bu bir bunu, e, erkek yapıyorsa benim kocam terbiyesiz mi? ahlaksız öyle mı öyle demek değil çocukluk yani ben atıyorum 13 yaşında çocuk erkek çocuk ergenliğe işim benim de oğlum var. Erkek çocuk ergenliğe giriyor. Öyle keşfediyor kendini. Yani ama diyor 13 ki çocuktan bahsetmiyoruz ki biz koskoca adamdan mı ama bahsediyoruz. Ama bu şimdi siz Evlenmiş, düşünün baklanmış Erkeğin, ve karısı var. Erkek dürtüsel olarak hem kadından daha güçlü ve daha zayıf. Şimdi dürtümüz nedir? İki tane dürtümüz var. Biri cinsellik, biri saldırganlık. Siz adama o cinsellik dürtünü hiçbir şekilde artık sadece benim dışında hiç o dürtüyü hissetmeyeceksin diyorsunuz. O dürtüyü hissetmemesinin imkanı yok. O yüzden ben diyorum ki değiştirebileceğiniz şeyler için söz hakkınızı ve şansınızı kullanın. Bu sefer siz dırdırcı her şeyimi baskılayan kadın oluyorsunuz. Bunu maalesef diyorum ya erkeğin doğası gereği çok değiştiremiyoruz. Üç ay kendini kapasa dördüncü ay açmaya başlıyor. Çünkü bu bir doğa orada bir dürtü zıplatıyor. Oradan bir içsel gereken gelen hormonlar var ve o bir rahatlama unsuru. Yani onu bir iletişim aracı ya da oradaki kadının güzel bedeni olarak görmeyin. Orada açlığı doyurmak gibi, işte acıktım hamburger yiyorum gibi bir şey bu. O yüzden onu dürtüse olarak o oradaki açık videoyu da ...bir sembol olarak görmek lazım. Yani zor. burada çok zor. çok zor. Yani şey yapamıyorsun. Engellemeye çalışsan yer başka diyorsun. yerden. Evet çünkü <laughs> mesela psikoloji bunu öyle görüyor. Cinsellik Ay sinirim bozuldu. Hamburger yemek gibi. İhtiyaçlar hiyerarşisinde... Yara ...Maslow'un yani psikolojinin... E, ...tüm üst düzey şeylerinden Hemen biridir. Hemen alıyoruz telefonu bir dakika. E, Alo, mesela yemek yemekle cinsellik... ...aynı ihtiyaçları hiyerarşisinde. Erkeğe göre mi? Herkese göre aslında. Sadece biz sosyal olarak kadınlar daha baskılanıyor. Bu ayıp olarak gözüküyor. Yemek yemek. Yemek yemek. Su içmek, cinsellik. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde bir numaradır. Yani Cinsellikle acıktım. yemek yemekle aynı dürtü, aynı level'dadır yani. Acıktım aynı susadım. Cinsellik ihtiyacım var. Yani bize doğuştan verilmiş bir dürtümüzdür bu. Psikolojik olarak ilk sıradadır. Tabii ki sosyal, dini boyutları tamamen farklıdır baskılanırız özellikle kadınlar bu doğrultuda çok baskılanır ama işin psikolojik ve fizyolojik boyutu tamamen bambaşka peki